Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Elveda Porsuk isimli kitabı tanıtacağız. Richard Moore imzası taşıyan eser, Le Monde, Hino ve En Güzel Fransa Turu alt başlığıyla yayımlanmış. Bu başlıktan da anlaşılacağı üzere kitap tarihin en unutulmaz rekabetlerinden birini mercek altına alıyor. Türkçe'ye İbrahim Yılmaz tarafından kazandırılan eser, Greg LeMond'la Bernard Hinault arasındaki 1986 Fransa turu mücadelesini tüm detaylarıyla anlatıyor. Kitabın kapağını açmanızla birlikte kendinizi Moore'un zaman makinesinde buluyorsunuz. Yazar, bisiklet severlerce tarihin en iyisi kabul edilen 1986 Fransa bisiklet turuna götürdüğü okurları kıyasıya rekabetin göbeğine bırakıyor. Bir tarafta Porsuk lakaplı Bernard Hinault, 3 büyük turu da birden fazla kez kazanmayı başaran tek bisikletçi. Fransa bisiklet turunu 5 kez kazanan bir efsane. Diğer yanda ise Fransa bisiklet turunda 3 zafer elde eden Birleşik Amerikalı pedal Greg LeMond. İşte Elveda Porsuk bu iki usta pedalın 3 haftalık psikolojik ve fiziksel savaşını sürükleyici bir anlatımla ele alıyor. Okurlar hem kıran kırana mücadeleye tanıklık ediyor, hem de yarışçıların günde 2 kez sahneye çıktığı, kask takmanın zorunlu olmadığı, teknolojinin henüz yarışların içinde yer almadığı zamanları yad etme imkanı buluyor. Richard Moore iyi bir yazar olmasının yanında eski bir bisiklet sporcusu. Ülkesi İskoçya'yı uluslararası müsabakalarda temsil etmiş Moore, eserinin başarısının arkasındaki sırrı şu cümlelerle anlatıyor. Elveda Porsuk, 1986 Fransa turu hakkında. Ancak bu sadece Greg LeMond'un o yıl başına gelenler, yarışta geriye düşmesi ve tekrar yarışa asılarak kazanmasından ibaret bir hikaye değil. O Fransa turunu özel yapan, geri planda yaşanmış tüm olayları da ele aldım. Yazar olarak LeMond ve Hinault'un geri planda karşı karşıya kaldıkları olayları ele alırken çok dikkatli davranmam gerekti. Çünkü 1986 Fransa turunun hikayesi sadece o yarışta yaşananlara değil, öncesinde yaşanmış olayların sonuçlarına da bağlıdır. O yüzden anlatacağım hikayenin sürükleyici olmasını sağlamak için o hikayeyi anlatmaya ve okumaya değer kılan tüm yönleri ele aldım. Eser, iki efsane pedalın rekabetine odaklanmış görünse de arka planda çok daha derin bir hikayeyi okuyucuya sunuyor. İki bisikletçinin çekişmesi aslında. Eski dünyayla yeni dünyanın rekabeti. Taht sahibiyle taht varisinin mücadelesi. Gelenekle modernin çarpışması da demek. Bisiklet yorumcusu Berkem Ceylan da kitabı, her şeyi elde etmiş, gözü pek, büyük şampiyon Hinault'un genç takım arkadaşı LeMond'u tüm söylemlerinin aksine ekarte ederek daha fazlasını kazanmak için neler yapabileceğini gösteren muhteşem bir psikoloji kitabı. Bu asla bir taht değişimi değil, kesinlikle bir taht kavgası. Richard Moore'dan nefis bir Fransa turu hikayesi ifadeleriyle tanımlıyor. İki efsane, Greg LeMond ve Bernard Hinault'un aynı takımda birbirleriyle fiziksel ve psikolojik mücadelesine ya da bir başka deyişle Fransa turu tarihinin en sıra dışı öyküsüne odaklanmak ve kendinizi hiç bitmesini istemeyeceğiniz bir yarışın içinde bulmak istiyorsanız, Elveda Porsuk sizleri bekliyor. Sizlere Elveda Porsuk, Le Monde, Hino ve En Güzel Fransa Turu isimli eseri tanıttık. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.